Başbakan Erdoğan Siirt'te mitingde, hemen oraya dönüyoruz canlı olarak ekranlarınızda. Milletten olan Recep Tayyip Erdoğan, göründüğü gibi olan gücünü milletten olan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, halkın aşığı, o milyonların omuzu ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Siz Hazreti Veysel Karani'nin şehri, siz İsmail Fakirullah'ın şehri, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şehri, siz evliyalar şehri, alimler yurdu, yiğitlerin, mertlerin şehri, siz. Sizleri yürekten selamlıyorum. Baykan, Eruh, Kurtalan, Fervari, Şirvan, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Tillo, yarım asır sonra ismiyle yeniden kucaklaşan Tillo, seni de iade ettiğimiz isminle gönülden selamlıyorum Tillo. Tillo'da tabelalar değişti mi? Allah hayırlı mübarek etsin. Milletine tepeden bakan devlet anlayışı artık son bulmuştur. Milleti ile arasına mesafe koyan devlet anlayışı artık bizimle son bulmuştur. İnkar, red, asimilasyon politikaları bizim dönemimizde geri gelmemek üzere kapanmıştır. Ne diyoruz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim anlayışımız budur. Vatandaşına tepeden bakan, kibirle bakan, ceberut devlet değil, vatandaşıyla kucaklaşan, vatandaşıyla bir olan, bütün olan devlet anlayışı artık Türkiye'ye hakim olmuştur. Bu ülke sizin ülkeniz. Bu ülkenin sahibi 77 milyon sizlersiniz. Siz ne derseniz artık o oluyor ve o olacak. Bu ülkenin istikametini artık sadece siz belirleyeceksiniz. 30 Mart'ta işte bir kez daha bunu oynayacaksınız. 30 Mart'a hazır mısınız? Hazır mısınız? 30 Mart'ta milli iradeye evet diyor muyuz? Demokrasiye evet diyor muyuz? 30 Mart'ta mührü AK Parti'ye vuruyor muyuz? Maşallah.
Siirt bugün her zamankinden daha fazla. Daha fazla kabına sığmıyor. Siirt daha bugünden 30 Mart'ın sonucunu belli ediyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için Rabbim sizlerden razı olsun. Hükümetinize, AK Parti'ye, başbakanınıza, yani damadınıza sahip çıktığınız için Allah sizlerden razı olsun. Biliyorsunuz ben hatırlıyor musunuz? Ben bu meydandan Pınarhisar'a gittim. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım. Ne yaptım? Adam mı öldürdüm? Bir şeyler mi çaldım? Ne yaptım? Ziya Gökalp'in Milli Eğitim'in kitaplarında da onaylı şiirini okudu. Neydi o? Neydi o? Biliyor musunuz onu? Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bunu söyledim diye Pınarhisar'a gittim. Kardeşlerim, işte bu devir kapandı. Şimdi yeni bir dönem başladı. Evet, şimdi imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür anlayışıyla yürüyoruz. Sevgili kardeşlerim, demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden birine giriyoruz. Sadece belediye başkanlarının oylanacağı değil, artık partinin oylanacağı bir seçime giriyoruz. Türkiye'nin istikametinin şekilleneceği bir seçime giriyoruz. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında tercihin yapılacağı bir seçime giriyoruz. Eski Türkiye'de nelerin olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Sizler eski Türkiye'nin acılarını iliklerinize kadar yaşadınız. Sizler eski Türkiye'nin acılarını evlerinizde, sokaklarınızda, yüreklerinizde hissettiniz. Kardeşlerim, şu eski Siirt'i de çok iyi biliyorsunuz. 10 yıl öncesinin Siirt'inde ne vardı? Ama bakınız, geçen belediye seçiminde burayı farklı bir partiye verdiniz. Allah aşkına, şurada BDP'nin belediye başkanlığını almasından sonra taş üstüne taş kondu mu ya? Bizim dönemimizde ne yaptıysak o. Ondan sonra taş üstüne taş konmadı. Burası maalesef, maalesef sadece bizim yaptıklarımızda kaldı. Niye? BDP belediyecilik yapmaz. BDP eser üretmez. BDP'de gerilim var. İdeoloji siyaseti var. Biz istiyoruz ki Siirt'e eser lazım, eser. İşte biraz sonra o eserlere geleceğim. Kardeşlerim, eski Türkiye'de ne vardı? Yasaklar vardı. Yoksulluk vardı. Yolsuzluk vardı. Eski Türkiye'de red vardı. İnkar vardı. Asimilasyon vardı. Eski Türkiye'de türkülere yasak vardı. Değerli kardeşlerim, eski Türkiye'de kitaplara, klavyelere yasak vardı. Eski Türkiye'de annenin evladıyla ana dilinde konuşmasına yasak vardı.
Bunları kim serbest etti? Biz ettik ya. Eski Türkiye'de olağanüstü hal vardı. Bunları kim kaldırdı ya? Biz kaldırdık. Yol kontrolleri vardı. Girilmesi yasaklı bölgeler vardı. Bunları kim kaldırdı ya? Kardeşlerim, eski Türkiye'de kan vardı. Gözyaşı vardı. Acı vardı. Eski Türkiye'de Siirt'in sesinin ulaşmadığı duvarlar vardı. İşte biz o eski Türkiye dönemini kapattık. Kardeşlerim, siz bunları istemiyor muydunuz? Sizin bu istediklerinizi biz milli birlik ve kardeşlik projesiyle yerine getirmedik mi? Şimdi yeni Türkiye var. Yeni Türkiye milletiyle biz beraber, milletiyle kucaklaşan bir Türkiye. Değerli kardeşlerim, türkülerin, şarkıların özgürce söylendiği bir Türkiye. Kitapların özgürce basıldığı bir Türkiye var. Herkesin kendi ana dilinde özgürce konuşabildiği bir Türkiye var. Yeni Türkiye'de isteyenin istediği dili öğrenebildiği kursların açıldığı, üniversitelerde bölümlerin açıldığı, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin mümkün olduğu bir ortam var. Yeni Türkiye'de kardeşlik var. Yeni Türkiye'de silahlar değil, siyaset var. Yeni Türkiye'de dağa çıkan değil, kendi şehrinde üniversiteye gidebilen gençler var. Yeni Türkiye'de ağlayan değil, eşiyle, çocuklarıyla bir sofranın etrafında huzurlu oturan anneler var. Kardeşlerim, çok çalıştık, çok mücadele ettik, bugünlere ulaştık. Çok badireler atlattık, çok tuzaklardan geçtik ama bugünlere geldik. Hayalleri hedeflere ve bu hedeflere ulaşırken gerçeği yakaladık. İşte son bir yıldır ne Siirt'te ne de bir başka ilimizde terör nedeniyle yeni acılar yaşamıyoruz. Geçen yıl Nevruz'u muhabbetle kutladık. İnşallah 9 gün sonra Nevruz'u yine muhabbetle kutluyoruz. Artık kepenkler kapanmıyor. Artık sokaklarda silahlar konuşmuyor. Artık şehit haberleri, acı haberler gelmiyor. Bunu sizin desteğinizle başardık. Sizin hayır dualarınızla bugünlere ulaştık. Siz hükümetinize sahip çıktınız. Demokrasiye, milli iradeye sahip çıktınız. Biz de Türkiye'yi, kardeşliğimizi bugünlere taşıdık. İnşallah daha göreceğimiz çok güzel günler var. 77 milyonun kardeşliğini daha da güçlendireceğiz. Huzuru, barışı, istikrarı, kardeşliği daha ileri seviyelere taşıyacağız. Artık enerjimizi kavgalara değil, barışa, çözüme, kalkınmaya daha fazla yoğunlaştıracağız. Çözüm sürecini siz istediniz. Bir yıl boyunca bu sürece siz sahip çıktınız. Şimdi de bu süreci korumanızı sizlerden rica ediyorum. Çözüm sürecine sımsıkı sahip çıkmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu sürece hem destek olmanızı hem de bu süreç için dualar etmenizi sizlerden özellikle istiyorum. Kardeşlerim, çözüm süreci birilerini ciddi şekilde rahatsız etti. Şehirlerimize, sokaklarımıza, evlerimize, yüreklerimize gelen ferahlık birilerini ciddi şekilde rahatsız etti. İstikrar ve huzur, kalkınma ve refah birilerini rahatsız etti. Büyüyen ekonomi, güçlenen Türkiye, yeni Türkiye birilerini rahatsız etti. Önce gezi eylemleri dediler. Huzur ve istikrarı bozmak istediler. Şimdi de 17 Aralık, 25 Aralık darbe girişimiyle yeni Türkiye'ye sabotaj düzenlemek istediler. Kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum.
Şunu bilmenizi istiyorum. Gezi eylemlerinde ağaç bahaneydi, çevre bahaneydi, gerisi çok şahaneydi. Öyle. Ne oldu? Güzel neticeler mi alındı? Yaktılar, yıktılar molotoflarla. Ya molotoflarla demokrasi gelir mi? Vatandaşın camını, çerçevesini yakıp yıkmakla demokrasi gelir mi? Demokrasinin yolu sandık. Gücün varsa, inanıyorsan sandıktan çıkarsın. Sandığa gitmiyorsan halka saygısızsın. Kardeşlerim, 17 Aralık darbe girişiminde de yolsuzluk ve rüşvet sadece bahanedir. Bir iftiranın arkasına saklanıp Türkiye ekonomisine, istikrara, huzura, özellikle de kardeşliğimize çözüm sürecine hücum ediyorlar. Şunu burada, Siirt'te, memleketimde bir kez daha söylüyorum. Hiçbir yolsuzluk girişimine ne boyutta olursa olsun, hiçbir rüşvet girişimine asla göz yummadık ve yummayız. Biz yolsuzluklarla mücadele ederek bugünlere geldik. Bundan sonra da hiçbir yolsuzluğun üzerine örtmeyiz. Hiçbir yolsuzluğu takipsiz bırakmayız. Ancak yolsuzluk ve rüşvet iftirası atılarak milli iradenin çalınmasına da asla geçit vermeyiz. İşte bu CHP, bu MHP, bu BDP, onlara rehberlik eden Pensilvanya. Beraber oldular, bir oldular, arkadaş oldular, dost oldular. Ya ne zamandan beri siz dostsunuz ya? Sizin kumaşınız birbirine pek uymaz ya, nasıl oldu bu iş? Aslında bunlar yolsuzlukların peşinden koşmuyor. Aslında milli iradeyi çalmak istiyorlar. Çünkü bunların sandıktan umudu yok. Bunlar sandıkta bir kez daha kaybedeceklerini biliyorlar. İşte onun için çirkinleşiyor, çirkefleşiyor. Sandık dışında yol arıyorlar. Sandık dışında her yol gayrimeşrudur. Sandık dışında her yol antidemokratiktir. Sandık dışında her yöntem demokrasi dışı olduğu gibi ahlak dışıdır, edep dışıdır. İşte görüyorsunuz. Hukuksuzca dinleyip kaydettikleri telefon görüşmelerini kullanıyorlar. Devletin sırlarını ifşa ediyorlar. Ulusal güvenliğimize, birliğimize, çözüm sürecine, kardeşliğimize sabotaj yapmak istiyorlar. Sokakları tahrip edip, tahrik edip ülkede huzuru bozmaya çalışıyorlar. Pensilvanya'nın kuyruğuna takılan CHP'de, MHP'de, BDP'de sokaklardan umut. Sokaklardan ya sokaklardan bu şekilde umut olur mu? Bu ittifaka çok çok dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kimlerin kimlerle iş tuttuğuna, kimlerin kimlerle ortak hareket ettiğine lütfen dikkat edin. Pensilvanya CHP ile hareket ediyor. CHP en ağır sözleri söylediği Pensilvanya ile hareket ediyor. MHP hem CHP ile hem Pensilvanya ile birlikte hareket ediyor. Marjinal sol örgütler, anarşistler, teröristler, vandallar işte bu MHP ile, CHP ile, Pensilvanya ile, BDP ile ittifak halinde sokakları karıştırmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin. Asla umutsuz olmayın. Biz bütün bunların hesabını soracağız. 30 Mart'ta siz sandıkta bunun hesabını soracaksınız. Biz de hukuk içinde bu ihanet girişimlerinin hesabını soracağız. 30 Mart'ta siz sandıkta CHP'den, MHP'den, BDP'den hesap soracaksınız. Biz de bu Pensilvanya'dan ihanet şebekesinden hesap soracağız. Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Türkiye'nin 2023 hedeflerinin önüne hiç kimse geçemeyecek. Allah'ın izniyle millet buna müsaade etmeyecek.
Unutmayın sevgili kardeşlerim. Siirtli İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Arif anı seyreyler. Zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hoş sabır cemilimdir. Allah ki vekilimdir. Takdir kefilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. İnşallah bu süreçten de hayırlı sonuçlar çıkacak. Kardeşlerim unutmayın. El hayru fîmâ vaka. Her olanda hayır vardır. Hiç endişeniz olmasın. Son çete temizlenecek. CHP'nin, MHP'nin darbe umudu yitip gidecek. Reformların demokratikleşmenin önündeki son engeller kalkacak. Hiç endişeniz olmasın. Şerden hayır hasıl olacak ve inşallah Türkiye çok daha güzel günlere erişecek. Çıkmış bu CHP'nin başındaki genel müdür benimle ilgili yeni bir yalan daha uydurdu. İsviçre bankalarında benim 13 hesabım varmış. Sende zerre kadar karakter varsa, senin cibiliyetin düzgünse, bu hesaplar hangi bankadaysa, vicdanın varsa, bu hesapları bul, çıkar. Ben de bu hesaplardan çıkan parayı varsa, sen çok fakirsin ya, sana vereceğim. Sana vereceğim. Yalanın kuyruklusunu biliyorduk, bu kadarını bilmiyorduk ya. Adamın bütün hayatı iftira üzerine kurulu. Çünkü fetvayı veren hocaları da var artık. Fetvayı da Pensilvanya'dan alıyorlar. Ondan sonra da iftira tutmasa da iz bırakır diyorlar. Bul. Hangi bankada ise çıkar. Madem sana 13 bankada benim hesabım olduğunu söylediler. Çıkar. Ondan sonra da seninle beraber o parayı tahsil edelim ve sana vereyim ben onu. İnsaf ya. İnsaf. Yalan olur da bu kadar da olmaz. Ama bunda karakter zafiyeti var. Yani sabır 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 artık dayanılmaz hale geldi. Çünkü bunlarda takiye var. Bunların karakterinin gereğidir ha. Yalan var, karakterlerinin gereğidir. İftira var, karakterlerinin gereğidir. E zaten bu üçü bir araya geldiği zaman fitne var, fesat var. Sevgili kardeşlerim, Siirt her zaman bizim yanımızda oldu. Siirt 2003 yılındaki seçimlerde eniştesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne %85 ile gönderdi. Milletvekili yaptı, başbakan yaptı. Bugüne kadar her seçimde, her halk oylamasında Siirt bize destek verdi. Şimdi ben diyorum ki Siirt bir kez daha 30 Mart'ta sandıkları patlatırcasına demokrasiye sahip çıkarak AK Parti ile Siirt'in merkezinde ve ilçelerinde belediyeler AK Parti mührünü vurmaya hazır mı? Hanım kardeşlerim, sizden kapı kapı dolaşmanızı istiyorum. Artık 18 günümüz kaldı. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler, beyler,
kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bütün bunları ben sizden niye istiyorum? Daha modern bir Siirt için istiyorum. Değerli Siirt hemşerilerim, Allah aşkına başınızı iki elinizin arasına alın. Şu Siirt'e merkezi yönetim ve 5 sene öncesinden gayrı acaba BDP belediyesi ne yaptı ya? Şöyle bir düşünün ya. Yani belediye olarak ilçel belediyelerinde de BDP'li olanlar da ne yaptılar ya? Allah aşkına bir bakın. Şu Kurtalan'da ne yaptılar bir bakın. Var mı bir şey? Ah kardeşlerim. Eruh'ta ne yaptılar ya? Var mı bir şey? Değerli kardeşlerim. Hükümetlerimiz döneminde Türkiye'nin 80 vilayetiyle birlikte Siirt'imizde de kardeşlerim görülmemiş hizmetler getirdik biz. Ankara olarak. Şimdi bak gençler, bunları özellikle bilmenizi istiyorum. Bunları her yerde anlatın. Tüm ilçelerimizi anlatın. Nedir bunlar hanım kardeşlerim, gençler, beyler? Siirt Pervari Çatak yolunu beklediğinizi biliyorum. Bu yolun 10 kilometrelik bölümünü yapmıştık. Şimdi ben sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi kalan bölümünü 2014 yılı yatırım programına aldık. İnşallah en kısa sürede inşasına başlıyor ve bu yolu sizlerin hizmetine sunuyoruz. Şimdi Siirt havaalanı ile ilgili sıkıntınızı da biliyorum. Bakın şimdi de inerken gerçekten dağlar engelliyor. Büyük uçakların inişinde bir sıkıntı var. Onun için de biz bugün buraya küçük uçakla gelmek zorunda kaldık. Tabii biz 2005 yılında sizlerin büyük arzusu üzerine burayı uçuş trafiğine açtık. 2013 yılında yaklaşık 34 bin kişi bu havalimanıyla uçuş gerçekleştirdi. Sizin Kurtalan'a ikinci bir havalimanı beklentinizi biliyorum. Bu konuyla ilgili de Ulaştırma Bakanlığımıza, Devlet Hava Meydanları'na talimatı verdik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar, değerlendirmesini yapıyoruz. Şimdi ben buradan Siirt'e sesleniyorum. Siirt'in 50 yıllık su meselesini Siirt içme suyu projesiyle çözdük. Bu projeyle Siirt'imizin 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 3 kısımdan oluşan projenin ilk kısmını acil ihtiyacı gidermek için 2008 yılında yaklaşık 20 kilometre isale hattı inşa ederek hizmete almıştık. Ayrıca proje kapsamında Botan Çayı'ndan Siirt'e su sağlayacak Botan Terfi Merkezi'ni de tamamlayarak 2009 yılında hizmete açtık. Siirt İçme Suyu Projesi'nin 126 kilometrelik ikinci ve üçüncü kısımları ile İçme suyu arıtma tesisini de 2011 yılında hizmete aldık. Böylece Siirt il merkezi, Kurtalan ve Tillo ilçeleriyle Kayabağlar, Atabağ ve Gökçebağ beldelerine menba kalitesinde su temin etmiş olduk. Bu proje için 148 trilyon harcadık. Kardeşlerim, bunu kim yapması gerekirdi biliyor musun? Belediyenin kendisi yapması gerekiyor. Belediye bunu yapmadı. Ama dedik ki biz Siirtli kardeşlerimizi susuz bırakamayız. Çünkü siz benim vatandaşımsınız. Ayrım yapamayız. Onun için bunu hallettik. Şimdi BDP'li belediye ne dese beğenirsiniz? Bizim dönemimizde su kesintisi olmadı diyormuş. Suyu getiren, yatırımı yapan biziz. Sana ne oluyor ya? Bunu sen yapman gerekiyordu. Yapmadın. Bunu biz yaptık ya. Bunu AK Parti iktidarı yaptı.
Eğer ispat edebiliyorsan biz BDP olarak Siirt'e içme suyu getirmek için şu kadar para harcadık. Bunu çık bütçenden göster, ben aksini söyleyeceğim. Diyeceğim ki oyları gidin BDP'ye. Ama bunu AK Parti iktidarı getirdiğini ben ispatlarsam, benim BDP'ye gönül veren kardeşlerim AK Parti ile beraber yürüyecek mi acaba? Hep ne diyoruz kardeşlerim? Biz lafa değil. O kadar. Botan çayı üzerinde bakın özel sektörümüz tarafından inşa edilen Alkumru Barajı ve hidroelektrik santrali. Öyle mi? 19 Mayıs 2011 tarihinde açıldı. Tarihi falan yanlış söylemedim değil mi? Bu baraj ve HES yılda 881 kilowatt saat enerji üretiyor. Aynı şekilde Kirazlık regülatörü ve hidroelektrik santrali 2013 yılında tamamlandı. Bu yatırımlarla Siirt enerjide bir merkez il konumuna yükseliyor. Kardeşlerim, ah benim Siirtli hemşerilerim. Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi? 30 Mart'ta yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Bütün ilçeleriyle beraber gümbür gümbür yola çıktığımız gün gibi olacağız değil mi? Ne harcadık buraya biliyor musunuz 11 yılda? 3 katrilyon 100 trilyon lira. Siirt'e yaptığımız yatırım. Ulaştırma ve haberleşmede 504 trilyon. Eğitimde buraya üniversiteyi kim getirdi? Kardeşlerim, kitapları ücretsiz alıyor muyuz? Çocuklarımıza eğitim yardımı. Ne harcadık biliyor musunuz şu ana kadar? Bütün yatırımlar 402 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda 407 trilyon. Toplu konutta 180 trilyon. Sağlıkta 148 trilyon. Enerjide 242 trilyon buraya harcama yaptık. Kardeşlerim, eğitimde Siirt'e ne kadar derslik yaptık biliyor musunuz? 1551 derslik yaptık. Okullarımıza 5000 adet bilgisayar gönderdik. 318 okula internet bağlantısı yaptık. Dünya ile yavrularımız görüşsün diye. 163 bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fatih projesi. 449 sınıfa etkileşimli tahtayı monte ettik. Ve 289 adet tablet bilgisayarı Siirtli öğrencilerimizle buluşturduk. Toplam Türkiye genelinde 163 bin tablet bilgisayar dağıttık. Bu ay 675 bin adet daha tablet bilgisayarı öğrencilerimize dağıtacağız. Önümüzdeki 18 ay içinde Türkiye genelinde 350 bin etkileşimli tahtayı sınıflarımıza monte edeceğiz. Kardeşlerim, Siirt'te her yıl 36 bin öğrencimize anneleri aracılığıyla eğitim yardımı yapıyoruz. Yani bende öyle bir yüz var mı? Öyle bir şey görüyor musun? Ya dün de söyledim ya. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Asla insanlar karşısında değil. Kardeşlerim, bu ülkede neler çektirdiler ya. Ah ah. Şu kızlarımız bizim ne çileler çekti ya. Kardeşlerim, İmam Hatiplere bile kızlarımızı başörtülü sokmadılar. İmam Hatiplerin orta kısmını kapattılar.
Kim yaptı bunları? CHP'nin yavrusu DSP. Bu zihniyet. Aynı zaten, farkları yok. Ve değerli kardeşlerim, bunları yapmayla kalmadılar. Başörtülü olarak yavrularımızı İmam Hatip'e almadılar. Kat sayısı diye bir şey getirdiler. Niye? İmam Hatipli nesil üniversitelere giremesin diye. Kardeşlerim, soruyorum şimdi sizlere. Bu zulmü kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Niye? Ya biz dertliyiz. Benim 4 çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. Benim kızlarım bu çileyi çok çekti. Okulların kapısından çok döndü. Türkiye'de üniversite okuyamadılar. Ve onun için yurt dışına gittiler. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında paria dediler. Gittiler, orada başörtülü okudular, burada okuyamadılar. Şimdi üniversitede başörtüsüyle benim kızlarım okuyabiliyor mu? Sıkıntı var mı? Değerli kardeşlerim, İmam Hatip'lerde sıkıntı var mı? Hatta düz liselerde bile hamdolsun yavaş yavaş mı başladı? Siirt'te geçen gelişimde meslek lisesi ziyareti yaptım, baktım gayet iyi. Kardeşlerim, bununla da kalmadık. Devlet dairelerinde de artık başörtülü olarak çalışabiliyor mu benim vatandaşım? Neydi bu zulüm ya? Neydi bu zulüm? Başı açık başörtülü. Böyle bir zulüm olabilir mi ya? Onun için ne diyoruz biz? Zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Bu zulümleri kimler yaptıysa, o zalimler bunun karşılığını cehennemde bulacaklar. Onun için yaşasın cehennem. Zalimler için. Kardeşlerim, kat sayı diye bir zulüm çıkardılar. İmam Hatip mezunu musun? Meslek lisesi mezunu musun? Yok, kat sayı. Ayağına bağlıyor taşı, girebilirsen gir. Ya niye işte? Sokuyorsun üniversite imtihanına. Kim daha fazla puan alırsa arzu ettiği yere gitsin, bırak. Yok, engellediler. Şimdi o da kalktı mı? İstediğin üniversiteye gireceksin, değil mi? Şimdi sizden biz de başarı bekliyoruz. Gayret bekliyoruz. Bu başarıyı gösterin. Tamam mı kızlar? Kardeşlerim, 2007 yılında Siirt Üniversitesi'ni yaptı. Ve Siirt Üniversitesi'ni kazandı. Kim yaptı? Niye bizden öncekiler Siirt'e üniversite yapmadılar? Onların öyle bir derdi yoktu ki. Üniversitemizde 7 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 3 enstitü açtık. Değerli kardeşlerim, bunlardan bir tanesi Yaşayan Diller Enstitüsü. Burada Kürtçe, bunun üzerine de akademik çalışmalar yapılıyor. Siirt Üniversitesi'nde bugün 7000'e yakın öğrenci var. Bu ne demektir? Bir, Siirt'in gencinin Siirt dışına çıkması bir ölçüde engelleniyor. Bir diğer taraftan da Siirt'e gençler geliyor. Dolayısıyla normalleşme bu. Ayrımcılık ortadan kalkıyor. Biz ne dedik? Ne dedik? Rabia. Burada ne var? Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Zazasıyla, Romanıyla, Gürcüsüyle, Avazasıyla velhasıl tek millet. Tek millet. Bölüm olmayacak. Ayrımcılık olmayacak. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, şehitlerimizin simgesidir.
Mithat Cemal Kuntay öyle diyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için ne diyoruz? Tek vatan. Ama 780 bin kilometre karede tek vatan. Batıda ne varsa doğuda da, güneydoğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde o olacak. Marmara, Ege, şu bu ayrım yok. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Geliyorum dördüncüsüne, tek devlet. Devlet içinde paralel devlet yok. Kim ki böyle bir şeye tevessül ederse karşısında bizi bulur. Her şeyimizle karşılarındayız. Çünkü biz devletimizi böldürmeyiz. Bu yola tevessül edenlere fırsat vermeyiz. Onun için birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı sizsiniz, siz. 30 Mart bu bakımdan çok önemli. Siz Kürdüyle Arabıyla ben sizi bir görmek istiyorum. Ben Siirt'te Kürt kardeşimi Kürt olduğu için sevmiyorum. Arap kardeşimi de Arap olduğu için sevmiyorum. Türk'ü Türk olduğu için sevmiyorum. Beni yaradan Allah onları yarattığı için seviyorum. Anlatabiliyor muyum? İşte bizim birliğimiz burada. Bizim beraberliğimiz burada. Ve bizi yaradan Allah ne diyor? Biz sizi kabileler halinde yarattık. Birbirinizle iyi anlaşasınız, tanışasınız diye. Kimse ben Türk'üm, dolayısıyla Kürt'ten üstünüm diyemez. Ben Kürt'üm, Türk'ten üstünüm diyemez. Ben Kürt'üm, Arap'tan üstünüm diyemez. Ben Arap'ım, Türk'ten, Kürt'ten üstünüm diyemez. Çünkü ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur bizim dinimizde. Biz bu yolda böyle yürüyeceğiz. Normalleşme budur. Bir, beraber, iri, kardeş olan Türkiye budur. Bunu sizlerle beraber yapacağız. İşte 30 Mart aynı zamanda bunların oylanması olacak. BDP ne diyor? Biz diyor Kürtlerin partisiyiz. Böyle saçmalık olur mu ya? Niye Kürtlerin partisiyiz diyorsun da Türkiye'nin partisiyiz demiyorsun? Ama biz ne diyoruz? Biz 77 milyonun partisiyiz. 77 milyonun partisiyiz. Biz hepsinin hizmetkarıyız. Biz bu millete efendi olmaya gelmedik. Hizmetkar olmaya geldik. Şu anda benim partimde 60 kadar Kürt milletvekili var. Benim şu anda kabinemde 5 tane Kürt bakanım var. Ne oldu? Bak ayrım ayrım yok. Hepsi var. Ben Kürtlerin temsilcisiyim diyen partide durum ne? Verdikleri hizmet ne? Şöyle belediyelerin onlarda olduğu yerlere bakın. Hizmet namına bir şey bulamazsınız. İşte Siirt ortada. Şuradaki mevcut hizmetler hep bizim dönemimizde yapılmış hizmetler. İnanın son 5 senede yapılmış bir şey yok. Bakın sağlıkta. Türkiye genelinde olduğu gibi. Siirt'te adeta yatırım seferberliği yaptık. 300 yataklı Siirt Devlet Hastanesi'nin yatırımı sürüyor mu? Değerli kardeşlerim, bitmedi. 2 aya kadar inşallah bunu hizmete açıyoruz. Kurtalan'a, Pervari'ye devlet hastanelerini yaptık mı? 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi de yine Siirt'imize kazandırdığımız eserlerimiz arasında. Hem yeni yaptığımız hastanelerimizde hem de mevcutlarda artık otel konforunda hizmet veriyoruz. Toplu konutta Siirt'te 869 konut inşa ettik.
Bunları hak sahiplerine verdik. Kardeşlerim, Siirt'e biz gelene kadar yapılmış bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? Allah aşkına. Şuna bir bakın ya. 7 kilometre. 7 kilometre ya. Biz 11 yılda Siirt'e 109 kilometre bölünmüş yol yaptık. Ve toplam bölünmüş yol ağını 116 kilometreye ulaştırdı. Kardeşlerim, yolsuzluk yolsuzluk diyorlar. Hepsi. Çünkü belli merkezden bunlar akorde ediliyor. CHP, BDP, MHP hepsi aynı. Kardeşlerim, bakınız, bütün bu olaylarla birlikte inşallah 30 Mart'tan sonraki dönem